Her programda size bir sazı ve ustasını tanıtıyoruz. Bu programda da huzurlarınıza geliyor. Önemli bir usta sazıyla geliyor. Erkan Oğuz. Ustalar böyle ağır ağır gelirler. Evet Erkan'cığım, bu sazın ana sazın gitar değil mi? Evet. Ana sazın gitar ama bütün telli sazları aşağı yukarı çaldığını biliyorum. Biraz sayar mısın bize? Bağlama, tambur, ut, gitar, elektrik gitar, biraz mandolin. Biraz mandolin. Evet, ne güzel, ne kadar rahat söylüyor değil mi sevgili seyirci? Yani elektrik gitar, bağlama, ut, tambur, mandolin falan. Bunların hep her birinin ayrı bir uzmanlık dalı olduğu ve yıllar gerektirdiğini çok iyi biliyoruz biz. Ama en iyi düşünebildiğin saz zannediyorum gitar değil mi? Evet, gitarla daha çok haşır neşir oldum. Daha uzun süre çalıştım gitarla. Düşüncelerini daha iyi gitarla yansıtabiliyorsun. Evet. Kaç yıldır müzikle uğraşıyorsun? 5 yaşından beri. 5 yaşından beri. Evet. Şimdi kaç yaşındasın diye sorabiliriz. Hanım arkadaşlara sormuyoruz ama sana sorabiliriz. Şimdi 42 yaşındayım. 42 yaşındasın. Epey yıldır müzikle uğraşıyorsun. Alaylı mısın, okullu musun diye sorayım. Kendimi alaylı sayıyorum. Öyle mi? Evet. Nasıl yani? Yani 30 yaşından sonra bir konservatuar eğitimi gördüm. Gördüm. 4 yıllık Türk müziğiyle konservatuarda okudum. Ondan önce alaylıydın. Ondan önce... Hem alaylı hem okullu diyelim senin için biz. Peki bu senin keşfin bir gitar bir anlamda değil mi? Yani batıda da fretless dedikleri perdesiz gitarlar var. Zannediyorum bas olarak var. Oysa sen ritim gitarda yani 6 telli gitarda. Evet. Perdesiz. Neden bunu hissettin? Niçin bunu yapmak istedin? Esas nedeni Türk müziği seslerini kullanabilmek idi. Evet. Tabi zaman içerisinde bütün müziklerin, bütün ses sistemlerinin kullanmanın mümkün olduğunu gördük bu sazda. Evet. O yüzden anlatım gücü yüksektir. Ama ben Türk müziğini anladığım için ya da anladığımı sandığım için diyelim, Türk müziği seslerini kullanarak çalıyorum. Peki o zaman dinleyelim mi seni?
Benim ut lezzeti var değil mi? Bana öyle geldi arkadaşlar. Ne dersin? Ut lezzeti var. Daha ziyade tambura benzer benim tambur. Çalış şeklim. Bu gitarları nereden temin ediyorsun Erkan? Hayır, bu kendi yaptırıyor herhalde değil mi? Gitarlarımı kendim yapıyorum. Ayrıca bazı yapımcı arkadaşlar da benim nazımı çekiyorlar. Yapıyorlar. Benim için yapıyorlar. Peki bunun patentini alsan, yani dünyada yok böyle bir gitar. Yani evet. Perdesiz gitar yok. Bunun patentini alsan senin şimdi dolar milyoneri olman gerekirdi. Niye yapmadın bunu? Böyle bir ticari boyutu var fakat patent sorunu var Türkiye'de sanıyorum. Burada bir 8 telli gitar görüyorum. Bir evet. De onu şey yapalım mı? Bunu alayım ben senden tabii. İstersen. Bunu şöyle koysak. O nedir? Bu da perdesiz bir. Evet, bu niye 8 tel kullanma ihtiyacı? Ses sahasını genişletmiş olmak için. Evet. Biraz daha fazla olanak sağlıyor aralık olarak. O yüzden böyle bir gitar düşündüm. Bu da senin, bu da yok değil mi hiçbir yerde? Bunu da kendim yaptım. Bu da olmayan bir gitardır. Peki, bunu da dinleyelim biraz. Evet, bize biraz lütfedersen. Elektronik biraz evet, takalım hemen onun şeyine. Bu aslında çok amaçlıdır. Caz için kullanılabilir, blues için, rock için, heavy metal için, Türk müziği için, bilmediğimiz müzikler için de kullanabiliriz. Ben bir özelliği olan neye benzer bir tınıyla bunu şimdi çalacağım size. Ne çalamadığım için böyle bir şey yapıyorum. Salonla beni çocukluğumun iftar vaktinin radyosa yayınlarına götürdün. Erkan Oğur'a teşekkür ediyoruz. Sağ olun.